Herkese merhaba. Bir önceki dersimizde dinin tarifini yapmıştık. Dinin hem sözlük manası hem de terim manası üzerinde durmuştuk. Bu programımızda dinin bölümlerine bakacağız. Dinin nelerden oluştuğunu anlayacağız ve bunlara kısa kısa temasta bulunacağız. Programımız din ve hayat programı. Dolayısıyla dinin hayatta ne ifade ettiğini anlamak için dinin mahiyetini, bölümlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Biz esasında bu programda tamamıyla dini anlatmayacağız. Dinin bir bölümü olan fıkıhı anlatacağız, fıkıh konularını anlatacağız. Ama giriş mahiyetinde ilk iki programı dinin tarifine, mahiyetine ve bölümlerine ayırmış olduk. Evet, geçen programda dinin tarifini yapmıştık. Bu programda dinin bölümlerine temas edeceğiz. Şimdi bir sistemin bir teorisi vardır, teorik yönü vardır, bir inanç yönü vardır. İkinci olarak pratikleri vardır. Bir de üçüncü olarak tamamlayıcı yönleri vardır. Dine de bu şekilde, bu açıdan baktığımızda dinin bir teorik yönü var. Biz ona inanç diyoruz, inanç yönü diyoruz. Bu dinin ikinci olarak pratikleri var. Biz onlara ibadetler, muamelat diyoruz. Bir de bu dinin tamamlayıcı unsuru olan ya da bir derinliği olan ahlak kısmı var. Ahlak kısmını tasavvuf kısmıyla beraber değerlendirebiliriz. Öyleyse din üç kısımdan oluşuyor, üç ana kısımdan oluşuyor. Birincisi inanç, ikincisi pratikler, üçüncüsü pratiklerdeki derinlik. Diğer bir ifadeyle birincisi itikat, ikincisi ibadet, üçüncüsü ahlak. Bunların, bu üç kısmın İslam tarihinde teker teker ele alındığı ayrı ilimler vardır. Her bir bölüm bir ilime dönüşmüş daha sonra, bir ilim çerçevesinde ele alınmış. Biz bunlara kelam, fıkıh ve tasavvuf diyoruz. Dinin inanç bölümü kelamda ele alınır. Dinin pratikleri, yani ibadetleri, muamele kısımları fıkıhta ele alınır. Dinin derinlik kısmı, derinleşme kısmı ya da ahlaki kısmı da ahlak ilminde ya da tasavvufta ele alınır. Evet, din kısaca bu üç bölümden oluşuyor. Dolayısıyla dini anlamak için, dini kavrayabilmek için bu üç bölümü bilmek gerekiyor. Kelama baktığımızda kelam ilmi dinin birinci kısmını ele alır. Yani teorik kısmını, yani inanç kısmını, itikat kısmını ele alır. Biliyorsunuz dinin inanç kısmı bazı unsurlardan oluşuyor. Allah'a iman, ahirete iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman ve kadere iman şeklinde. 6 unsurdan oluşan bir itikat sistemi vardır dinin. Fakat bu sadece böyle Allah'a inandım deyip geçilecek ya da peygamberlere inandım deyip geçilecek yüzeysel bir inanç sistemi değildir. Bunların teferruatı vardır. Mesela Allah'a inandıktan sonra Allah'ın isimlerine, sıfatlarına da inanmak. Allah'ın icraatlarına inanmak. Allah'ın fiillerine inanmak. Mesela Allah'a inanmakla beraber Allah'ın kudretinin sonsuz olduğuna inanmak. Allah'ın hikmetinin olduğuna inanmak ve Allah'ın icraatlarına inanmak, icraatlarındaki isabetine, takdirine inanmak. Bütün bunlar Allah'a iman çerçevesinde ele alınacak alt başlıklar. Mesela peygambere ya da peygamberlere inanmak deyince bunun alt başlıkları vardır. Peygamberlerin sıfatlarına inanmak, onlara itiraz etmemek, onlardan gelmiş mütevatir, sağlam, kesin haberlere inanmak ve itikad etmek ve teslim olmak, onlara elden geldiğince tabi olmak, itaat etmek. Meleklere inanma deyince, meleklere sadece yüzeysel bir inanma değil, onların neden yaratıldıklarını, ne için var olduklarını, ne yaptıklarını bilmek ve bunlara inanmak. Mesela kitaplara inanmak dediğimizde de Kur'an'da yer alan Tevrat'ın ve İncil'in, semavi kitapların sayfaların içinde bulunan bozulmamış bilgilere, Allah'tan geldiği gibi korunmuş olan bilgilere inanmak. Mesela Kur'an'a inanmak derken, Kur'an'ın ihtiva ettiği bütün her şeye inanmak demek.
Evet, teferruatında pek çok alt başlığı olan bir inanç sisteminden bahsediyoruz kelam deyince. Kelam dinin inanç kısmını ele alır, bunları sistemleştirir, müzakeresini yapar, bir kısım sorulara cevap verir ve bize güzel bir inanç sistemi sunar. Dinin ikinci kısmına geldiğimizde bu tamamen pratiklerden oluşuyor. İbadetler ve muameleler şeklinde iki ana başlıktan oluşuyor. İbadetler denince biliyorsunuz namaz, oruç, zekat ve hac akla gelir en başta. Bunların kapsamında değerlendirilen daha farklı ibadetler de vardır. Ama dört ana başlıkta işlenir ibadetler. Muameleler dediğimizde muamelat diyoruz genel ifadesiyle muamelat yani muameleler insanın insanla olan ilişkilerini ele alır. İbadetler kısmı insanın Allah'la olan ilişkisini ele alıyordu. Muamelat kısmı insanın insanla olan ilişkisi. Yani insanın evlenmesi, boşanması, ticaret yapması, ortaklıklar kurması, akrabalık ilişkileri, komşuluk ilişkileri, uluslararası ilişkiler gibi pek çok ilişkiyi ele alır ve bunları tanzim eder, düzenler. Bir de aslında bunların arkasından gelen bir ukubat kısmı vardır ki hemen her sistemde var olan bir şey tabii ki dinde de vardır. Ukubat cezalar demek. Yani konulan kurallara uyulmadığı takdirde bir kısım yaptırımlar vardır. Bu yaptırımlar da yine dinin ayrı bir bölümünü oluşturur ama bunları da yine muamelat kısmı içerisinde değerlendirebiliriz. Evet, pratikler dediğimiz, dinin pratikleri kısmı dediğimiz ibadetler ve muameleler fıkıhın konusudur ve fıkıh tamamen bunlarla ilgilenir. Evet, bugüne kadar yazılmış, 14 asırdır yazılmış pek çok fıkıh eseri vardır ve bu eserlerin tamamı da bir insanın, bir mükellef olarak Allah karşısındaki durumunu, konumunu ve aynı zamanda insanın insan karşısındaki durumunu, konumunu ele alır, bunları işler. İnsan fiillerinin hükümlerini ortaya koyar, bunları değerlendirir, bunların neticesini bildirir ve bu şekilde insanın nerede, nasıl, ne şekilde hareket edeceğine dair bir kurallar sistemi ortaya koyar. Ve geldik dinin üçüncü kısmına. Üçüncü kısım ahlaki kısım demiştik ama buna tasavvufu da ekleyebiliriz. Daha bir özel ifadesiyle aslında kalbi ve ruhi hayat diyebiliriz. Dinin kalbi ve ruhi hayat kısmı var. Dinin bir derinlik kısmı var. Yani ibadetlerle, muamelelerle yaptığımız şeylerin bir de böyle kalpte ve ruhta, kalp ve ruh boyutuyla yaşanması söz konusu. İşte bu konuyu ele alan bilime ya da ilme tasavvuf diyoruz ya da ahlak diyoruz. Bazen ahlak tasavvuf beraber, bazen ayrı ayrı işlenir ama ikisinin de esasında ele aldığı mevzu aynıdır ya da ortak konuları çoktur. Evet, biz daha çok bunu tasavvufla ifade ediyoruz ve edeceğiz. Tasavvuf insanın kalbi ve ruhi hayatını ele alır. İnsanın hayatta yaptığı şeylerin derinliğini ele alır. O derinliği gösterir insana. Yani namazı kılıyorsun, haccı yapıyorsun, sadakanı veriyorsun, ticaretini yapıyorsun, evleniyorsun, çoluk çocuk sahibi oluyorsun, bir kısım ilişkiler sürdürüyorsun hayatta. Bir de bunların kalbi ve ruhi boyutlarına bak. Bununla da ilgilen. Yaptığın şeyi derinlemesine yap. Yaptığın şeyin manasını bilerek yap, şuurluca yap, bilinçli olarak yap şeklinde bir teklif sunar ve insanı yavaş yavaş namazın şeklinden namazın manasına doğru, orucun şekli kurallarından orucun esas muhtevasına, mahiyetine doğru bir yolculuğa çıkarır. Tasavvufun vazifesi dinin kalbi ve ruhi hayatını ortaya koyup bu sahaya ait kavramları açıklamak ve insanı gerçek insanlık yolunda yolculuğa çıkarmak ve neticeye ulaştırmak. Evet, din denince işte bu üç bölümden oluşuyor. Bir, inanç. İki, ibadet. Üç, ahlak ya da kalbi ruhi hayat. Birincisi kelamın konusu, ikincisi fıkıhın konusu, üçüncüsü tasavvufun konusu. İnsan hayatta bir yolcudur. Yaratan onu bir yolcu olarak yaratmış.
Kendisinden gelmişiz, yaratandan gelmişiz ve tekrar yaratana dönüyoruz. Böyle uzun bir yolculuktayız. Aslında dünya hayatı itibariyle kısa bir yolculuk. Ne kadar yaşayacağımız belli değil ama uzun yaşamış olsak bile ebedi hayata oranla kısa bir hayat söz konusu. İşte bu kısa hayat yolculuğunda insana Cenab-ı Hak itikad edeceği, inanacağı bir inanç sistemi koymuş. Nelere inanacağımız belli, inanmamız gerektiği belli. Bunları aklen de idrak edebiliyoruz. İnandığımız şeyler istikametinde yaşamak işin mantıki kısmı. Yani insan neye nasıl inanıyorsa o şekilde yaşar. O şekilde pratikler ortaya koyar. Evet, inanç sistemine sahip olduktan sonra işin geriye kalan kısmı pratiklerdir. Pratikleri yerine getirmek aklın bir zaruri neticesi, mantığın zaruri neticesi. Pratikleri ortaya koymak insanın vazifesi. Fakat iş pratiklerle de kalmıyor, kalmaz. O pratiklerin şeklinden, o pratiklerin manasına doğru bir derinleşme icap eder. İşte bunu da tasavvuf bize öğretiyor. İşte bu üç bölümü anlamak, bilmek ve bu üç bölümü kabullenip yaşamak, dini anlamak, kabullenmek ve yaşamak manasına geliyor. Evet, birinci programda dinin tarifini vermiş ve özel genel tarifler üzerinde durmuştuk. Bu bölümde de dinin bölümleri üzerinde durduk. Bundan sonraki programımızda inşallah dinin ikinci bölümü olan fıkıh konularına yavaş yavaş geçmeye başlayacağız. Bir sonraki programda buluşmak üzere, hoşça kalın.